arkadaşlar, ben Sibel, kanalıma abone değil ama hoş geldiniz. Bugün TikTok'taki sonu hüsranla biten saç videolarına bakacağız. Bana inanılmaz bir şekilde saç boyatma perileri geldi. Bu videonun sonunda ya kendimi kuaförde bulacağım ya da yine böyle olduğum gibi kalacağım. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet, bu ablamız bizim güzeller güzelliği sanımız gibi saçını kestirmek istemiş. Olması istenilen ve gerçekte olan, evet, Profesör Snape mi? Lisadan Profesör Snape'e nasıl geçtik? O geçiş nasıl yaşandı ya? Bu abi Harry Potter'ın yarı izini saçına kazıtmaya çalışmış. Evet. Ve sonuç ortada abi. Peki saçını taradıkça saçın mı gitti? Abinin şaşkınlığına bakar mısınız? Çok üzüldüm şu an ya. Amanin. Abla, acaba diğer saçını açıp onunla eşitlemeye mi çalışsaydın? Eline bir tarak mı alsaydın? Daha düzgün olurdu. Saçını Cruella tarzında boyatmak istemiş. Bir tarafı sarı, bir tarafı siyah yapacakmış ama hayal edilen ve aslında olan gibi bir durum söz konusu. Ağlama abla, yazık ya. Tamam kökü sende, sende ağlama, tamam. Ay, ay, işte bu benim en çok korktuğum şey. Bu saçını açıcı kullandıktan sonra saçın deli gibi yıpranıyor ve taraklı duruyorsun ve saç eline geliyor. Ben onu görsem herhalde kalp krizinden giderim. Evet, ablanın saçları bayağı yıpranmış durumda sanırım. Gerçekten oradan kesmeyi mi düşünüyorsun saçını? Ciddi olamazsın şu an ya. Abi kafana tas koyup öyle kesseydin daha düzgün çıkardın. Neler yapıyorsunuz ya? Bunu hiçbir kuaför düzeltemez. Artık ömür boyu bu saçlarda yaşayacaksın. Neyse ki kökü sende. Çok fazla üzülme, tamam. Bunu biliyorum. Kelkü kesmek için bir hack. Ön taraflarının tekini buraya alıyorsun, tekini buraya alıyorsun. Oradan kesiyorsun ama gerçekten bayağı aynısı oldu ya. Abla ne yapıyorsun? Kızının ortasını kaş usturasıyla alıyor. Ay ya kafana denk gelse o. Bu nedir ya? Yol yapım çalışması mı yaptın kafana? Evet, yine hayal edilen ve aslında olan bir durumla karşı karşıyayız. Ne? Aa, bunu yapan kuaför kör müydü ya gerçekten? Yok ya, ben vazgeçtim. Sırada abimiz var. Evet abi, saçını nasıl keseceğiz? Abi niye kafana döndün? Manyak mısın? Neyse ki bu abi kurtulabilir bir vaziyette. Sıfıra vurur kurtulur ama ablalara yapılan saç kesimleri çok zor işte. Ay ablaya bak, saçları nasıl dökülüyor. Aa, çok kötü. Ağlıyor. Ben olsam ben de ağlarım yani. Haklısın. Bence de kahkülünü öyle kesmeyesin ya. Nasıl olacak bakalım. Tipine bakar mısınız? Neyse ki bu ablanın yine iyileştirilebilir bir yanı var ya. Bu ne ya? Kasaba mı geldik, kuaföre mi geldik? Bu nedir? Yamuk yamuk ya. Allah, abla otur ağla ya. Gerçekten sana hiçbir şey diyemem. Aa, bunu biliyorum sanırım. Saçını kıvırcık yapan bir alet değil mi? Yoksa düzleştirici mi? Ne bu ya? Hayal edilen kıvırcık olmak ama aslında olan... Oo, hayal edilen ve aslında olan gibi bir durum yaşanacak sanırım. Hayal edilenler çok güzel, evet. Aslında aa, çok kötü. Sanki civciv ishal olmuş da senin kafana sıçmış gibi. İşte bunları hep açıcı yapıyor ya. Artık ne kullanıyorlarsa, Domestos mu kullanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Evet, hayal edilen ve aslında olan. Hayal edilen çok güzel bir küllü. Ve hayal edilenin yanından bile geçemez. Bu nedir bunu? Bence bunu yapan kuaför kesinlikle hapishaneye girmeli. İstisnasız kaçışıyor. Abla saçını V şeklinde bir kahkül yaptırmak istemiş. Ve aslında olan... Abla sana kötü bir haberim var. Gözünü hiç açma. Aynaya da bakma. Evet, yine bir kahkül kesme merasimiyle birlikteyiz. Abla sanki kurdele kesiyor ya. Haydi kes kes. Sanki bir güzel olacak gibi hissettim ya. Yani yine bir kurtarılabilir durumu var ya. İdare eder. Pikachu? Pikachu sen misin? Evet, Pikachu insan olmuş herhalde. Bu saçın başka bir açıklaması olamaz çünkü. Ağlamaya hazır mısın? Evet. Abla bu saç ne peki? Saçın kısa mı yoksa köpük falan mı var şu an saçında? Bu renk nedir? Allah. Ablanın ten rengiyle saçı muhteşem uyumlu olmuş gerçi. Abla evet, bence de ağlamaya hazırsın ya şu an. Ağla. Aa, yine bir saç kesimi. Ya öyle kesilmez. Bir kere başın dik olacak, tamam mı? Saçınızı keserken başınız dümdüz olacak. Dik bir şekilde duracaksınız. Sonra alacaksınız saçınızı. Buradan keseceksiniz.
Şu bıçakla saç kesim videolarına gerçekten bitiyorum ya. Bu saçın vebani kim ödeyecek ya? Gerçekten kim ödeyecek? Aman aman dur. Kakül buradan kesilmez. Şuradan kes. Allah seni kahretmesin ya. Abla en kötü saç kesimini kazandığını düşünüyormuş. Ablanın istediği saç kesimi bu fotoğraftaki gibiymiş. Evet ve aslında olan... Çok da kötü olmadın ya. Hepsini aynı boyutta kesersen kısa boyutunda düzeltebilirsin belki. Bu ablamız da parçam kesme hackini denemeye çalışmış. Evet ve olmamış abla. Aa çok kötü. Saçını taradıkça saçlar süpürge gibi dökülüyor. Ay çok kötü. Yanmış saç artık yani. Kokusu buraya kadar geldi şu an. Bu ne ya? Bu da yeni bir saç kesme hekimi. Ne yaptın sen? Aynen ya, mükemmel olmuşsun gerçekten. Tebrik ederim ya. Ablamız bir güdüleri saçlarını sarmış. Evet. Ve pamuk mu yerleştirdin kafana? Poşet mi koydun sonra? Evet. Korkunç. Ablanın bigudisi saçıyla birlikte gelmiş. Allah düşman saçına vermesin gerçekten. Yakın arkadaş terörü mü bu ya? Olacak gibi sanki. Gülme gülürsen yamuk olur. Oldu gibi sanki ya. Abi maşallah bu saçlar da neyin nesi ya? Kakül mü keseceksin? Aman sen bir sanki kuaför abiye benziyorsun ama... Evet, burada da saç mı boyayacağız? Saçın bir tarafını pembeyi, bir tarafını mora boyayacağız. Sanki bu fail olmayacak da bir başarılı olacakmış gibi set. Bu hiç fail falan olmadı yani. Bu nasıl bir saç kesmedir ya? Yeni yeni icatlar çıkarıyorsunuz gerçekten. Bu nedir ya? Arkadaki kıza bakar mısınız? Gerçekten tam olarak arkadaki kız şekliyle videoyu izliyorum ya. Ablan saçı uzay mekiğine döndü ya. Ne? Böyle bir oyuncak varmış ve ablanın saçının içine yapışmış. Nasıl becerdin ya? Abla o saçı direkt kazıtsan. Kurtuluşun yok. Evet, şu an yapmak isteyenler saç modellerine bakıyoruz. Çok iyi yalnız. Bu da aşırı iyi. Ne? Aslında olan mı? 3 gün boyunca ağlamış abla. Haklısın. Evet, abla... Bu ne? Abiye nasıl bakıyor şeytanca? Bu ne ya? Bu nasıl bir saç modeli abi? Bu ne ya? İki tutam saçı var. Ne yaptın? Abi kafasına salıncak kurmuş. Hayal edilen saç rengi buymuş. Alev alev kırmızı. Nasıl bir saç kesme şeklinde? Bu nedir ya? Gerçekten bunu bile isteyerek mi kestirdin? Ha? Resmen saç şemsiye işlevi görüyor ya. Gerçekten çok işlevli bir saç kesimi olmuş. Yok ben vazgeçtim arkadaşlar. Bu videoları izledikten sonra saçımı falan boyatmıyorum. Kesinlikle benim de başıma böyle bir şey gelir. İnanıyorum yani. Beni buluyor çünkü böyle şeyler. O yüzden yok. Güzel saçlarımızla devam edelim biz. Evet. Saçına perma mı yaptıracaksın? Hadi bakalım olacak mı? Evet. $550 vermişsin bu perma için ve 5 saat beklemişsin. Ve senin saçın nasıl olmuş? Abla bayağı kıvırcık olmuşsun. Tebrik ederim. Hargırta döndüm diyor. Harbi benziyorsun bu arada. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün sonu hüsranla biten saç videolarına baktık. Gerçekten hepsinde sonu üzgün bir şekilde bitti. Çok üzüldüm. Bu videonun sonunda da saçımı hiçbir şekilde boyatmamaya karar verdim. Karşımıza dımdızlak bir şekilde çıkmak istemiyorum çünkü. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.